Elazığ'da kuraklık nedeniyle suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasında 3 yıldır tarım yapan çiftçilerin korktuğu bu yıl başlarına geldi. Son bir ayda etkili olan yağışlar sonrası barajın debisi yükselince binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Son bir ayda etkili olan yağışlar sonrası barajın debisi yükselince binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Elazığ'da son 3 yıldaki kuraklık sonucu Keban Baraj Gölü sahasında binlerce dönüm arazi ortaya çıkmış çiftçiler de burada tarıma başlamıştı. Her sene suyun yükselme ihtimaline rağmen risk alarak bu arazileri eken çiftçiler bu yılda aynısını yaptı. Kurak geçen kış aylarına karşın son bir ayda neredeyse her gün yağmur yağdı. Durum böyle olunca baraj debisi hızla yükseldi ve binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Su seviyesi her gün biraz daha yükselirken diğer ekili alanlarında sular altında kalabileceği bildirildi. Her sene risk alarak baraj sahasında tarım yaptık yaptıklarını dile getiren yol üstü köyü sakinleri, bu yıl ekinlerin sular altında kaldığını ve yapacak bir şeylerinin olmadığını söyledi. Öte yandan yaklaşık 3 ay önce drone ile aynı yerden çekilen görüntüler barajın nedenli yükseldiğini de gözler önüne serdi. Buraları hep biz buğday ektik. Arpa köylü olarak buğdayımızı ektik. E, o zamanlar kuraklıktı ama şimdi gördüğünüz gibi en az 150-200 metre yukarıya doğru e, baraj yükseldi. Ki aşırı e, yağmurlarda yaklaşık bir aydır yoğun bir yağmur olması e, barajların yükselmesine sebep oldu. Ha, bu da bizim için hem iyi hem kötü. E, tabii bir bize bağlı diye. Bizim kötü yanımızda işte ektiğimiz ürünümüz suyun altında kaldı ama ne oldu? E, ülkemiz bol bir bereket barajlarımız doldu. Yani iyi yanı o. Oh. Kötü yanı da bizim işte o zamanlarda söylemiştik işte bir riske girmiştik. Bu yani e, şu anda çok mutluyuz yani bu konuda. Hem üzünlü hem mutlu. Ekinlerimiz gitti zaten gördüğünüz gibi bak burası komple hep ekindi. Yaklaşık 2000 dönüm sular altında kaldı. Bunun bir karşısı vardı, aramızda bir e, nehir vardı ki nehir çok az bir şeydi. Yani bir çay gibi aktığını söyle, söyleyeyimse ama gördüğünüz gibi hepsi su altında kaldı. Yani bunun 2000, belki 2500 dönüm arazi sular altında kaldı yani. Yani e, çoğu insan çok zarar etti bundan da tabii ki. Risk aldık e, ama risk yani hayat. Yapacak bir şey yok. Sular altında. Yani şu anda durduğumuz yer bile şöyle bir haftaya kadar burada duramayız. Sular altında kalır yani. Daha şu kotası daha yüksekmiş. Yani şuradaki gördüğünüz ağaçlara kadar hep bu kotanın yüksekliğine çıkacak diye söylüyorlar. Birkaç seneden beri, 3-4 seneden beri kuraklık yettiğinden dolayı köylü vatandaş bu sene ekine ekti. Gitti. Ekine ektikten sonra bu son yağışlarla birlikte Ekinler sular altında kaldı. Yapacak bir şey yok. Maldu durumda ama ne yapsın? Ektiler, erkenler zararını çekecek. Tabii göz alarak ektiler. Yani sonuçta köyümüzde en son 2020 yılında barajımız gelmişti. 2020 yılından beri yağışlardan dolayı barajımız gelmiyordu. Ama çok şükür bu yıl yağışlarımız iyi. Barajımız da her gün şişiyor. Yani daha geçen hafta şu otların olduğu yerdeydi. İşte bu hafta buraya doğru geliyor. Günlük hemen hemen 20 santim falan şişiyor. İnşallah böyle giderse barajımız bu sene de son koduna vurur. Yani burada köylülerimizin biraz sıkıntısı oldu. Baraj gelmediğinden dolayı şu gördüğünüz suyun altında kalan bütün alanlar ekiliydi. Ve sonuçta ekinler gitti. Risk alındı. Risk'in sonucu böyle oldu. Can sağ olsun ama çok şükür bereket iyidir. Ekindense bereket her zaman iyidir. Yeraltı sularımız da arttı. Kuyularımızdaki sularımız arttı. İnşallah bundan sonra her yıl böyle barajımıza kavuşuruz.